Psikolojik ben de böyle birçok duygu, düşünce, sağlam tecrübe üretip biz bunları yeni nesillere, yeni işte hayata, insanlığa rol model olarak herkes kendi mesleğiyle ilgili üretecek ve ihraç edecek. Ama bunu bir para karşılığı olur, bir dua alma şeklinde olur, bir hizmet şeklinde olur, bir sunum şeklinde olur. Yalnız aldığımız şeyler yani çok da fazla olmamalı. Çünkü ürettiğimizi eritecek kadar çok fazla tüketim de olmamalı. Gelecek nesilleri de düşünerek olmalı. Bir de o az önce dediniz ya, dozaj ayarı yaparak. Yani Kesinlikle. arılar organik bal üretmiş. Hadi bakalım. Aslında. Bütün gün bal ye. Yani o zaman bağımlıların bu arada hem sizlere de bir mesleki tecrübe olur. Yani bir kişi vardı. Atakan Bey dediği gibi her gün onunki çok masum yani. Bir gün gideyim arkadaşlarımla bir Evet, eğleneyim, kesinlikle. detoks olayım. O her gün içiyor mesela. Her gün içiyor. Ve bunu çok iyi bir matap zannediyordu. Ben iki duble içiyorum diye. Ben dedim sen çok garibansın dedim ya. Sadece alkolle mutlu olabiliyorsun dedim. Ben su içiyorum dedim mutlu oluyorum. Kahve içiyorum mutlu oluyorum. Yani tabii ki onun özel hayatı niye içiyorsun diyemeyiz. Yalnız tek şey içiyor. Mesela bir kişi tek işiyle mutlu. Bir kişi tek bir insanla mutlu. Yani partner seçimi veya eş, karı koca hayatı hariç böyle tek şeyle mutlu olan kişi, tek aktiviteyle detoks olan kişi biraz zamanla sıkıntıya giriyor. Çok Kesinlikle. masum başlıyor mesela Elbette. internet bağımlılığı veya sanal kumarla, inanın sanal kumarla adam belli bir tam gaz mesela motorla 300'de gitme gibi yüksek bir adrenalin ve mutluluk heyecan yaşıyor. Başarı işte başarısı yüksek şey yapıyor. Devamlı işte kazanıyor. Borsada bir bağımlılık geldi. Borsa bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, normal kumar bağımlılığı, kişiye bağımlılık. Hepsinde çok fakir olduklarını gördüm. Çünkü sadece bir iki şeyle çok yüksek mutluluğu yakalamışlar veya yakaladıklarını zannetmişler. İşte bir televizyon programıyla ben 100 mutlu oluyorsam belki terapi seansında 120 mutlu oluyorum. Bir horozun ötüşünü dinlemek veya izlemekte diyelim 50 mutlu oluyorum. Bir çayda 5 mutlu oluyorum. Ama hepsi o kadar zenginim. Çünkü gökkuşağı gibi. Birinden bir puan geliyor, birinden 5 puan. Yalnız bağımlıların kökeninde bir devamlı bir doyumsuzluk var, mükemmeliyetçilik var ve sürekli bir yüksek verim var. Farklı Yüksek şey, değil. tüketimde de yüksek dibine Evet. kadar, hayatta da dibine kadar. Yani bazen sığ denizde de, mesela geçen deniz öyle bir dalgalıydı ki, yani ya alıp atıyor ya içine çekiyor. Biz de ne yaptık? Dizimize ya da göbeğimize kadar olan bölümde cıbı cıbı yaptık ailecek ve çok mutlu olduk. Değil mi? Çünkü ondan önce hiç böyle bir deneyim olmamış. Bir şey sunuyor, sen ona isyan ediyorsun. Halbuki neden böyle diye Ortalama düşüneceğimizi bir şey de var orada, değil mi var hocam? olmaz olur Ortalama mu? bir çözüm var. Ne? Çözüm var. Çok derine gitmemek. Çok Sizin derine yaptığınız gibi, gitmedik ve çok örnek gibi, eğlendik. değil mi? Çok keyif aldık. Ve orada belki de çoğu kişinin gülemediği ortamda bizim için o günün şartlarını, o koşulun şartlarını dizimize ve göbeğimize kadar girmek büyük bir adrenalindi. Yani başka bir dingin deniz gününde belki ortasına kadar diye gitmek bir adrenalindi. Yani konfor ortamı ve şartlar değişse de biz o esneklik bilgi birikimimizle onu yönetmeyi Bu bildik ve sadece yüzmeye bağımlı olmadık. Başka yüzme şekli de geliştirdik. Kısaca hayat bize hani bir şekilde geldi, farklı geldi, hazırlıksız geldi. Bizim de yapacağımız çok şey var. kesinlikle. Çünkü biz neden bu başıma geldi düşünmek yerine, çok fazla devreleri yakmak yerine, terapistsiz düşünmek yerine nasıl bu durumu konfora, hayata, verime dönüştürebiliriz. Deneyimlemenin bir illüzyonu da olabilir bu, ama bu illüzyonu daha faydalı
duruma da şekillendirebiliriz. O yüzden her kalktığımız gün nasıl olsa psikologlarımız var. Bu konu alanda tecrübeli terapistler var. Tam yaşanacak gün demek lazım. Çok daraldığımızda bu hangi alan olursa olsun, sadece psikoloji değil, eğitim olur, aile bir sorun olur, iş yaşam olur, kariyer sorunu olur. Bir çözüme onu merdiven yapmasını ve yükselmesini bilmek lazım. Fırsat çok. Yeter ki nasıl diye hangi koşullarda bundan sıyrılabilir, kurtulabilir veya değişim dönüşüm geçirebilirim. Buyurun. Bağımlılık dediniz de hocam, bağımlılıklarda da bu o şeylerde işte alkol, madde, kumar olabilir. Bunlarda değişken aralıklı şeyler var. Pekiştireçler var. Kişi vazgeçmek istiyor. Örneğin bağımlılığından. Vazgeçmek istediği anda diyelim bir kumar bağımlılığı. Örnek verelim. Vazgeçmek istiyor. Bunu temelde yerleştirmiş. Vazgeçmek gibi bir amacı var. Amacı var. Kaybettikten sonra tekrar kazanmak sönmeyi gerçekleştirmiyor. Yani ciddi bir bahis tekrar yapılıyor ve bir kazanç oluyor. Diğer bütün oyun bahislerde geçerli bu. Kazanç olduğu sürece sönme olmuyor. Yani kazanç olduğu zaman bırakmak, kesmek belki mantıklı ama en mantıklısı bu farklılığı bilmek, bunun bu değişkenliğin devamlı sürecin olmaması için tamamıyla hayatımızdan çıkarmak en kalıcı bir çözüm. Tabii ki. Tamam. Ama pekiştireçler olduğu için kazanma kaybetme, kazanma kaybetme bu sürekli olduğu için vazgeçiş, sönme biraz